Kasım ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkı 9 kata yaklaştı. Üretici ve market arasındaki fark en fazla %790 ile limonda görüldü. Limondaki artışı %309 ile kuru soğan %247 ile mandalina %233 ile ıspanak izledi. Kasım ayında limon 8.9 kat, kuru soğan 4.1 kat, mandalina 3.5 kat, ıspanak 3.3 kat havuç, portakal, elma ve kabak 3.2 kat, marul ise 3.1 kat daha fazlaya tüketiciye satıldı. Üreticide 50 kuruş olan limon 4 lira 45 kuruşa, 59 kuruş olan soğan 2 lira 42 kuruşa, 1 lira 82 kuruş olan mandalina ise 6 lira 30 kuruşa tüketiciye satıldı. Kasım ayında markette 28, üreticide 19 üründe fiyat artışı, markette 10, üreticide 7 üründe fiyat düşüşü oldu. Markette fiyatı değişmeyen ürün olmazken üreticide 4 ürünün fiyatı değişmedi. Kasım ayında fiyatı en fazla artan ürün markette ve üreticide patlıcan, fiyatı en fazla düşen ürün ise markette ve üreticide liman oldu. Kasım ayında markette fiyat artışı en fazla %35 ile patlıcanda görüldü. Patlıcandaki fiyat artışını %29 ile kuru kayısı, %26 ile sivri biber, %23 ile mısır özü yağı takip etti. Markette fiyatı en fazla düşen ürün ise %18 ile limon oldu. Limondaki fiyat düşüşünü %13 ile ıspanak, %10 ile marul, %6 ile yeşil mercimek izledi. Kasım ayında üreticide kırmızı mercimek, kuru kayısı, kuru incir ve süt fiyatında bir değişim meydana gelmezken %60 azalma ile fiyatı en fazla düşen ürün limon oldu. Limondaki fiyat düşürü %18 ile ıspanak, %14 ile domates, %10 ile yeşil mercimek takip etti. Üreticide ise en fazla fiyat artışı %64 ile patlıcanda görüldü. Kasım ayında fiyatı en fazla düşen ürün limon oldu. Limon üreticileri piyasada tüccarın yeterli alım yapmaması nedeniyle pazarlama sıkıntıları yaşadı. 2020 yılında limon ihracatına kısıtlama getirilmesine yönelik alınan karar önemli dış pazarların kaybedilmesine sebep oldu. Bu da günümüz ihracatını etkiledi. Şu anda erkenci çeşit olarak bilinen Mayer çeşitli limonda bazı illerimizde fiyat oluşmadı ve ürün dalında kaldı. İhracata dayanıklı olan Enterdolat Limon çeşitli kilosu ise ortalama 1 lira 75 kuruş, 14 aralığa kadar kesimi yapılarak depolanan dikenli limon çeşitli kilosu ise 2 liraya düştü. Limonun alıcısının bulunmaması sebebiyle limonlar dalında bekliyor bazı bölgelerde ise limon ağaçları sökülüyor. Limonda yaşanan sorunlar diğer narenciye grubu olan portakal ve mandalada da yaşanıyor. 2020 yılı Kasım ayında üretici portakalın kilosunu 3 liraya satarken bu yıl 2 lira 25 kuruşa alıcıyı zor buluyor. Eğer önlem alınmazsa limondaki sıkıntının diğer narenciye grubu ürünlerde de yaşanacağı aşikardır. Adana bölgesinde çiftçilerimiz Narenciyi toplayacak tarım işçisi bile bulamıyor. Buğday arpa ve mercimek başta olmak üzere kuşluk ekimlerin yapıldığı bu aylarda gübre kullanımı yoğunlaşıyor. Bu dönemde artan talep dolayısıyla gübre fiyatlarında yaşanan artışın yanı sıra yurt dışı fiyat ve kur artışından dolayı oluşan yükseliş üreticilerimizin gübre kullanmadan ekim yapmalarına neden oluyor. Bu durumun yarattığı verim düşüklüğü ve bitkisel üretimin azalmasına bağlı olarak ...tarım ve gıda ürünlerinde yaşanacak fiyat artışlarından tüketicilerimiz de etkileniyor. Son bir yılda amonyum sülfat gübresi %441, üre gübresi %394, amonyum nitrat gübresi %373... ...DAP gübresi %259 ve 20-20 kompoze gübresinde %236'lık bir artış yaşandı. Bu dönemde mazot fiyatı %38, besi evi fiyatı %51 süt yemi fiyatı yüzde 60, elektrik fiyatları ise 56 oranında arttı. Bu sene kuraklığın etkisiyle küçülen tarım sektöründe önümüzdeki yıl kuraklığın yanında yetersiz gübre kullanımı da büyük bir risk olarak görülmektedir. Tarımsal sulamada kullanılan elektrikte fonların kaldırılması yerinde bir karar olurken vergilerin de en kısa zamanda kaldırılması gerekiyor. Ülkemizde tarımsal üretimin temelini oluşturan tahıllar İnsan ve hayvan beslenmesinin yanı sıra ham madde olarak endüstride kullanımları nedeniyle ülke tarımında ön plandadır. Talalar içerisinde de buğday gerek ekiliş alanı gerekse üretim yönünden ilk sırada yer alıyor. Ülkemizde bitkisel üretimdeki verim ve üretim miktarlarımızdaki düşüklüğün en önemli sebeplerinden biri üretim maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle çiftçilerin yeterli miktarda gübre kullanamamasıdır. 26 Kasım 2021 tarihi itibariyle DAP gübresinin ton fiyatı 11.400 lira. Ürek gübresinin ton fiyatı ise 12.450 liradır.